Herkese selamlar dostlar. 18 Ekim 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelemiz var. İdeal ve yüksek oranlarından bahsedeceğiz. Güzel oranlarımız var. Zor maçlar ama güzel tercihlere gittiğimi düşünüyorum. Direkt başlayalım isterseniz. Öncelikle bir skor yarışmamız var. Ekrana gelsin. Kayseri Liverpool maçlarının bilenlerini açıklayalım. Kayseri Galatasaray maçının bileni Yiğit Bodur'la Deniz Uğur isimli arkadaşlarımız. Instagram'dan mesaj yazabilirler. Yiğit bu arada her videomuza yorum yapan birisiydi. Güzel oldu onu almamız. Bilmesi de güzel oldu. Böyle bizi destekleyenlere biz de böyle küçük hediyeler armağan etmeyi severiz biz. Liverpool maçının bilen yok. 0-0 yazan var 3-4 kişi. Fakat 1-0 yazan var ama 1-0 Liverpool yazan hiç olmamış. Çok sürpriz bitti o mücadele bence. Geçtim onu da. Bir maç skoru yarışması daha yapalım. Sevilla Valencia maç skoru ne olur? Çok zor bir maç olduğunu düşünüyorum ben. Ben 1-1 skor bekliyorum. Yani belki 2-1 Sevilla alabilir de 1-1 bana çok daha yakın geliyor skor olarak da. Tercihim de o yönde zaten. Sizce maç skoru ne olur bilen bir arkadaşımız alalım. Direkt raporlarla başlayalım. Yüksek misli cumartesi günü ne yaptık ondan bahsedelim. Yüksek misli cumartesi günü Leipzig maçına maç sonu 1 ve 1.5 üst olarak verdi. 1.39 gibi oranı vardı zaten Nesin oranı. Çok güzel atladım ki Avrupa'da oynayanlar dedim. Ev sahibi 1.5 üst yapsın garanti yapsın. İlk yerden 3 tane gol attı sanırım. 3-0'dan 3-2'ye geldi. Az daha 3-3 bitiyordu maç patlıyorduk. Ee, oradan güzel aldık mı aldık. Avrupa için ne yaptık? Fulham'ın atacağı bir golü verdim ki attı, iki tane attı. 2 tane atlı. 2-2 bitti mücadele. Sevilla'nın da atacağı bir golü verdim. Ben Sevilla maçına güveniyordum. Yeni teknik adam geldi ya. Ama kaleye giden ilk şut gol oldu. Dakika 60'larda falan oldu sanırım. Ve inanılmaz bir gol oldu. Ceza sahası dışında Gudeş bir vurdu. Tam 90'a gitti yani. Örümcek ağını aldı. Çok güzel oldu. İlk şutun gol olması da ayrı bir şey oldu. Yüksek misin cumartesi günü bu şekildeydi. Yüksek misin amacı zaten yüksek basıp güzel şekilde kar edip alıp çıkmak en güvenilir maçları riske en aza indirmeye çalışıyorum ben burada. Yüksek misli pazar gününe baktığımız zaman da Beşiktaş maçının KG varına çok güveniyordum. İlk yerden gelmesini bekliyordum ki öyle de oldu. İlk yerden 2-1 oldu maç bir anda. Çok güvendiğim bir mücadeleydi bu derbi içinde. KG var olarak yüksek misli yaptım. Başarılı oldu zaten KG varımız. Avrupa için ne yaptığımızda baktığımız zaman da Başakşehir'in çifte şansı. Feyenoord maçının 1.5 üstü. Liverpool City maçının da 1.5 üstünü yaptım. Ya Baktığınız zaman da 3-2'lik bir beklenti vardı. Haaland çekmesi orada Fabinho'yu muhtemelen 1-1 e bitecekti. Burada da yakalayacak da tamamen şanssızlık veya Nunez'in o 3'e 1 geldiklerine pas vermemesine ne demeli diyecek söz yok. Bu şekilde oldu. Pazarın kombine raporunu göstermek istiyorum. Yine neyden gitti? İdeal kombinem zaten var kombinesiydi. Alkmaar'la Beşiktaş'ın KG vardı geldi. Alternatif kombinede Ren'in KG'si vardı geldi. Stim'in atacağı iki gol <laughs> güvenmişiz bakın. Burada yatırmış bizi tekrardan. Tekli olarak da yüksek oran verdim. 3.5 altında 1 verdim. Başarılı oldu. Tebrik ederim. Canlılarımız zaten ben söylüyorum. Canlılarımız iyidir. Hatta Katıl grubundaki arkadaşlar da yazsın ki çok bir yoğun bir ilgi var. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Basketbol, futbol izlemeye çalışıyoruz. Ben dün var kafam böyle balon gibi şişti artık. 3 ekrandan maç izlemekten cidden. Ama ya, emek verdiğimizin karşılığını aldığını düşünüyorum ben canlı olarak da. Kazandırdığımız için de mutluyuz. Canlı maçlarda ilerledik. Ve Lebron'un canlıları var basket. Sadece baskete bakan bir Lebron diye bir arkadaşımız var. Dün verdi canlı bahisler mesela, mesela burada. Ee, bir kombine verdi 1.96 oranlık. Başarılı oldu. Onun dışında altına baktığım zaman da e, Filipinler Ligi'ne çok gidiyoruz bu aralar. Sabahlar onlar oluyor. Avustralya'da başladı futbolda da biz Filipinler'deyiz. Bu şekilde de canlılarımız bitti. Dilerseniz başlayalım. Şöyle bir 3.5 dakika konuşmuşuz. Ee, sizlerden ricam videoya like atmanızda. Bakın 5000 kişi izliyor. Ya 300-500 like zor geliyor. Şöyle 400'e bir sabitleyelim şöyle hemen tıklatı verin oradan bizlere. Devam edelim isterseniz. Şimdi Sevilla Valencia ile başlayalım. Bakın iki maçı da izledim. Hem Sevilla'yı izledim hem Valencia'yı izledim ki Valencia'nın iki golüne gitmiştim. Ben ideal kombineye de koydum bu arada cumartesi gününde. İlk yerden geldi. Fakat ilk golü penaltıdan yedi. Güzel oynadı mı Valencia çok baskın oynadı. Çünkü yaptığı transferler bence hatta dedim ya bu transferlerle birlikte biraz daha uyum yakaladığı zaman da Valencia seneye falan böyle ilk 5'e oynar diye düşünüyorum ben. Çünkü kadro çok kaliteli bence. O solda oynayan Lilo ileride zaten Cavani var. Çok deneyimli, tecrübeli bir golcü. Pozisyon bilgisi çok yüksek. 2 golü de o attı. Biri penaltı, biri de kafa vuruşundan attı. Şimdi ben burada şeyi düşünüyorum. Sevilla'ya karşı gol atabilir mi? Sevilla'ya karşı gol atmak zordur bence biraz. Zordur genel anlamda. Burada Valencia'nın ben Sevilla'ya bir tane gol atmasını bekliyorum. Dedim ya skor beklentim 1-1 diye ve çok zor bir maç olduğunu düşünüyorum. Valencia'dan bir adet gol bekliyorum. Sevilla tarafı da deplasmanda bir o performansı veremiyor fakat kendi evinde vermek istiyor o performansı. Ben hatta 1-0 yendiğim o mücadeleyi. Ben Masson 2'ye gitmek istiyordum. Teknik adamın ilk galibiyetini alır. 2-26 gibi de oranı vardı o mücadelenin. Gitmek istiyordum lan dedim bir golünü alalım çıkalım dedim. Bir yüksek oran denemesi yapmayalım dedim. Ne olur ne olmaz 1-1'i bir de vardı çünkü o maçın. Ama güzel oynadığını söyleyelim. Sevilla'nın da ben kendi evinde bir gol atmasını bekleyerek de burada Temposu çok yüksek olacağını düşünmüyorum. Ara ara tempo yükselecektir. Ama 1-1 skora gelirse güzel olur. K.G var oranı 1.60'da bakın. 5 dakika önce 1.9'da düşmüş. Mesajı aldık. Var gelir. Diğer mücadelem Getafe ile Atletik Bilbao mücadelesi. Ya bu Atletik Bilbao'yu bir ara izleyin ya. Ben La Liga'yı çok fazla takip etmiyordum sezon başında. Son 2-3 haftadır iyice maçlarını izlemeye başladım. Şöyle 90 dakika. Artık bu tarafa kaydım biraz. Yani Bilbao nasıl top oynuyor? İnanılmaz top oynuyor. Atletico Madrid en son dar etti. Sağıyı dar etti. 1-0 Atletico Madrid kazandı. Gitsin Simeone bir iki rekat şükür namazı kılsın yani öyle söyleyeyim ben size. Bilbao gerçekten muazzam oynuyor. Williams'lar var ya. Sağda sağda bir Williams var. ileride bir Williams var. Bireysel attıkları çalımlar, sağdan çizgiye inmeleri falan Bilbao muazzam. Ben o Bilbao'nun oyunu burada ne yaptım? Yüksek orana gittim. 2 tane atacağı gole iki oran açmışlar burada Bilbao'nun. Deplasmanda kendi evinde olsa rahat gelir bakın. Kendi evinde o baskıyı verebiliyor. Ama Getafe oynamak isterse burada Bilbao'da o pozisyonları bulabilir diye düşünüyorum. Deplasman 1,5'liksin oranı 2 oran var tek tercihim var bu mücadeleye. Başka herhangi bir tercihte bulunmadım. Brighton'la Nottingham Forest mücadelesi. Şimdi Brighton'ın başına dezerbi geldi bildiğiniz üzere. Ya ben şunu söyleyeyim. Brighton zaten Grand Potter bir takımı kurmuştu. Takım oyununu kendi sergiliyordu. Yani o takımın başına ben gelsem. Yani oğlum siz bildiğiniz gibi oynayın. Beni hiç bulaştırmayın desem. Bu takım yine bu oyunu sürdürerekler de zaten galibiyetler almaya devam edecektir diye düşünüyorum ben. Şimdi Brighton'ın zorlu bir mücadelesi var. E, Nottingham Forest'la oynayacak. Ondan sonra City Der City basmana girecekler. İki haftada da mağlup oluyorlar ki. iki haftadır gol atamayan bir Brighton takımı var. Bence yani patlamayı burada Nottingham Forest'ta yapabilirler diye düşünüyorum ben. İyi de oynayan bir takım pozisyonlara girecektir. Baskılı da oynayacaktır. Her çizgiden çıkar, penaltı kaçar. Onlara zaten bir şey yapamayız. Ama ben Brighton'ın şöyle 4-5 tane net gol pozisyonuna gireceğini ve bunlardan 2 tanesini de gol yapmasını beklediğimden dolayı ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.37. İdealden aldım. Herhangi bir yüksek oranına gitmedim. Skor beklentim de 2-0 veya 3-0'lık bir beklenti. Brighton'ın atacağı 2 gol bence değerlendirme altına alınabilir. Wolves ve Crystal Palace mücadelesi. Yine izlediğim maçta ki Wolves'ın ben maç sonu birini kombineme koydum. Cumartesi günü bilenler bilir gruptaki arkadaşlar. Crystal Palace oynayacaklar. Bakın maçın zaten beklentisi 0-0. Yani beklenti 0-0 bakın. Ben bu beklentiye bakmadan bu Wolves'ın oyununa bakaraktan. Bakın zaten takım net basmanda. 5 maçta bir gol atmış. Kendi evinde de bu. Gol sorunun bir türlü çözemiyor Portekizler Wolves takımında. Crystal Palace tabi biraz daha iyi. Fakat Wolves'ın deplasmanda olmasından dolayı da yine çok fazla gol beklemiyorum. Ya ilk dakikalarda penaltı olur, iki penaltı olur, kırmızı kart çıkar, kendi kalesine rovşeta atar. Bunlara bir şey yapamayız ama mücadelede ben çok fazla pozisyon beklemiyorum. Her iki takımın kalecisi de zaten bence çok iyi durumda. Şu son son maçtaki özellikle performansları. 2,5 alt. İddiacı adam kolay kolay 2,5 altla oynamaz. Sizler de bilirsiniz. Genelde iddiacı adam üste gider. Ama bu maçın beklentisi alt yani. Ben oyun olarak da onu bekliyorum. Çok fazla pozisyon beklemiyorum. Ha 2 gol çıksın, 3. çıkmasın diyorum. Şimdi Euroligi zaten ne kadar yakından takip ettiğimi sizler geçen sezon biliyorsunuzdur. Videolarına yer veriyordum. Valencia ile Anadolu Efes. Özellikle iki tane takım favorim bu hafta. Bu yıl daha doğrusu. Anadolu Efes zaten benim her zaman bir favorimdir. Bir de Monaco. Muazzam. Muazzam. Biraz da onu da anlatacağım. Şimdi Valencia son maçında As şeyle Asperle bir maç oynadı. Maç 75-75. Valencia üçlük kullanıyor. Yani öyle bir saçma faal verildi ki Asfel'e karşı verildi bu. Gitti Gitdi Asfalik servis satış kullandı. Yani bas hakemler bir maçı nasıl katledebilir onu izledik. Euroleague takip edenler varsa mutlaka anlayacaktır benim dediğimi. Yani Valencia'nın orada tamamen haklı yendi. Geçelim şimdi bu maçta nasıl oynar? Şimdi Efes zaten favori son başında Monaco ile oynadı. Maç uzadı da kaybettiler zaten. Bir mis için orada bir bileğine bastılar. Bileğine bastıklarından sonra uzatmalarda yedek başladı, sonradan girdi. Sonradan dahil oldu uzatmalarda. Şimdi Clyburn Misic takımın şeyleri Larkin daha var. Larkin'in daha 5-6 maç daha kaybı varmış. Ergin Ataman söyledi. Ben burada Anadolu Efes'in kendi evinde olmasından dolayı ve Clyburn ve Misic ikilisi o yükü taşıyabiliyor. Arada bir Boboa da destekleye giriyor. Zizic de potu altında biraz daha iyi olduğundan dolayı ben burada Efes'in atacağı 83 sayıya girdim. Tam böyle 85 sayı atıp kalacak gibi geliyor bana. Ev sahibi 82.5 üstü oranı 1.45 gibi ideal bir oranı var. İdealden aldım bu maçı. Değerlendirecekleri bol şanslar diyelim. Son mücadelem Monaco ile Tel Aviv mücadelesi. Dedim ya bakın Monaco ayrı bir neden böyle olduğunu da söyleyeyim. Monaco takımı şöyle yaptı. İddiası gitti de buradan anlatayım ben size. Zaten oranı göreceksiniz. Monaco takımı her takımın en önemli yıldızlarını aldı. Mesela Okobo'yu aldı. Unis Kazan'ın şeyini aldı. Ron Brown'u aldı. Zaten kadrosu Mike James vardı. İnanılmazdı takımın yıldızı. Yani her takımın bir yıldızını bir çekti aldı Monaco takımı kadrosuna kattı. O yüzden burada da ben Monaco'nun ne kadar galibiyetini... Kendi liginde de bu hafta 95 milyon attı. Daha, dün attı hatta. Lebron'la da konuştuk onu takip ediyorduk zaten. Yani Monaco bu kadroya şöyle bir 159.5 üst açmışlar. Ben diyorum ki üste gidecekse zaten bunu Monaco götürebilir diye düşünüyorum. O yüzden deplasman 79.5 üstünden 1.47. Monaco'nun atacağı 80 sayıya 1.47 gibi oran açmışlar. Bence alınır diyerekten düşünüyorum. Hatta ideal kombinelere bile girebilir diye düşünüyorum. Çünkü kadrosunu çok beğeniyorum. her yani gününde olmazlar, atamazlar vesaire bilemem ama o kadro iş yapabilecek bir kadro. Monaco'nun 80 sayısına girelim. Toplamda 6 maç anlattım. İdeallerden, güzellerden bahsetmeye çalıştım. Yüksek oran verdim bazılarında. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Seviliyorsunuz. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da sevinirim. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.